Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. birleşiminin 5. oturumunu açıyorum. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yapılan konuşmalarda kalmıştık. Şimdi söz sırası Sayın Burhanettin Bulut'ta. Buyurun Sayın Bulut. Sağlık Bakan yardımcılarımız buradalar. Sayın Bakan da intikal etmek üzere. Sayın Bulut, rica edeyim. Yavaş yavaş değil, vakit geçiyor hızlı hızlı. Hak etmez. Sayın Bakan yardımcısı da temsil eder bakanlığı, sıkıntı yok. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii meramımızı bakana anlatacağız. Çünkü özellikle bütçe, plan bütçe komisyonunda Bakan Bey ile yarım kalmış bir konuşmamız var. Ben böyle ara ara bakarak tam o geldiğinde o konuyu açacağım. Ülkemizin değil sadece dünyanın birinci gündemi pandemi. Sayın Bakan geldi o konuya. Sevindim. Ülkemizin ve dünyanın birinci konusu pandemi. Pandemi yılın ilk günlerinde daha çok insanlarımız sosyal medyada özellikle nasıl korunmamız gerektiğine ilişkin duyurular yapıyorlardı, paylaşımlar yapıyorlardı. Ama bugün hepinizin sosyal medyası vardır. Özellikle Facebook açın bakın. Herkes ya yakınını ya eşini, dostunun vefat haberini paylaşır hale geldi. Maalesef ülkede ve dünyada korkulan oldu. Tabii böylesi dönemlerde en çok ilgide olan kişi de Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı akşam televizyona çıktığında onu ilgiyle izliyor tüm toplum. Özellikle ilk dönemlerde pandemi vakaları Türkiye'ye gelmeden geldiği ilk dönemlerde özellikle bakanın sempatik davranışları, hekim kimliği üzerinden bir ilgi vardı Sayın Bakan'a. Ama Sayın Bakan pandemide sayılar artmaya başlayınca, kaos çıkmaya başlayınca Sayın Bakan da bir anda o sempatik halinden tipik siyasetçi haline döndü. Belki de o gün plan bütçede söylemiştim ona, kimlik kimliğinden ziyade siyasetçi kimliğini daha çok ön plana aldı. Bir başarı hikayesi, bir başarı öyküsü yaratmanın derdine düştü. Sağlık yönetiminden daha ziyade siyasi bir başarının hedefine döndü. Algı yönetimin içerisine girdi, PR çalışmalarına girdi. Sanırım ekibi de bu konularda başarılı. Hemen hemen her gün Sağlık Bakanı'nın bir köşe yazarını aradığını ve konuyla ilgili bir bilgi aktardığını duyduk. Neydi Sağlık Bakanı ilgilendiren husus? Aslında bu ülkede bu pandemi döneminde kaosa itmemek, topluma güven vermek. Örneğin maske sorununda bu ülke 2 ay kaos yaşadı. 2 ay boyunca insanlar maskeye ulaşamadı. Hatırlayın, SMS gönderildi, E-Devlet'ten alabilirsiniz dendi. Hatta 65 yaş üstü evde sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde maske ve kolonya gitti Cumhurbaşkanı tarafından. Ancak Sayın Bakanımız o gün ne diyordu? Yoğun maske var elimizde. 60'a yakın ülkeye biz maske gönderiyoruz. Hükümet hep bir ağızdan Avrupa felaket yaşıyor ama bizde hiçbir şey yok. Dünya bize hayran diyordu o günlerde. Hemen arkasına grip aşısı tartışmaları oldu. Grip aşısında yaşanacak bir eczacı olarak grip aşısında yaşanacak şeyleri tahmin ettiğim için o dönemde Sayın Bakanlığa yazı yazdım ve CİMER'e de yazı yazdım. Kaç tane aşı ithal ediyorsunuz diye. CİMER'den gelen cevap şuydu: grip aşısına ilişkin sayı veremeyiz çünkü bu ticari sırdır denildi. İran 7,5 milyon grip aşısı temin etmişken bizim Sağlık Bakanımız dün işte 3 milyon hedefinde doğru gidiyoruz diye ifade etti. Ben niye söyledim onu? Çünkü grip aşısı erkenden sipariş verilmesi gerekiyordu. Tedariyi önceden yapmamız gerekiyordu. Bugün yine yürütememenin bir göstergesi elindeki aşıyı bile bitirmiş değil. Hala kronik hastalar maalesef aşıya ulaşamıyor. Buradaki sıkıntı ne? Sayın Bakan siyasetin büyüsüne, belagetin şevhetine kapılmış durumda. Ondan bir türlü çıkamıyor. Bilimi politikanın aleti haline getirdi. Son olarak da PCR'la ilgili bir tartışma vardı. PCR'la ilgili bir genelge yayınladı. Çünkü vatandaşlarımız hastanede
Covid testini yapamaz hale geldi. Gerek yoğunluktan, gerekse endişesine rağmen yeni protokol geri yapılmamasından kaynaklı. Ama özel hastanelerden şöyle şikayet gelmeye başladı. PCR testi 350 lira yapılıyor diye. Ben de Sayın Bakan'a dedim ki, Sayın Bakan, sizin kurucusu olduğunuz hastanede dahil olmak üzere 350 liraya yapıyor bunu. Sayın Bakan, biraz önce yaptığım eleştirilerden daha ağır eleştiriler yapmama rağmen hemen bir şahin edasıyla yalan söylüyorsun dedi bana. Arkasına Sayın Bakan, ben kendim aradım, elimde belgeler var dememe rağmen Sayın Bakan ikinci defa yalan söylüyorsun dedi. Nedir bu bakanın endişesi? Sayın Bakan Sağlık Bakanlığı'nı kendi hastanesi gibi yönetiyor. Bir şirket edasında yönetiyor. Yanına bakan yardımcılarını alması yetmiyormuş gibi o şirket mantığıyla bakanlığına değil, kendisine değil, hastanesine laf kesik gelince hemen şahin kesiliverdi. Ve sonuç itibariyle bunun doğru olduğunun ifadesi olarak ertesi gün bir genelge daha yayınladı. O genelgede tamamlayın sözlerinizi. Bitiriyorum. Özel hastanelere fahiş fiyatla 250 liranın üstünde ödeme yaptıysanız bunu iade edin dedi. Biz de bunu duyurduk. Sağlık Bakanı böyle bir müdahalesi oldu. Çünkü bakan yönetecek. Ancak bakanın o gün yalan söylüyorsun dediği şeyi o zaman anladık şikayetler gelince. Aynı turkuaz tabloda yaptığının aynısını kendi hastanesinde yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki vatandaş, ben gittim size test yaptıracağım dedim. Bana test yaptırdınız bir hemşire tarafından ve 350 lira aldınız. Paramı iade edin diyor. Hayır diyor, siz muayene olmuşsunuz. Hasta diyor ki ya ben muayene olmadım, görmedim bile diyor. Hayır diyor, bizim belgelerimiz o. Yine rakamlarla oynayarak vatandaşı kandırmışsınız. Velhasıl süre yetmiyor Sayın Bakanım. Buradan size birkaç sözüm var. Halk sağlığı için çabalayan ve bu konuda fedakarlık yapan sağlık emekçilerinin haklarını verin. Haklar ödenmez dediğiniz sağlıkçıların haklarını verin. Çalışanlara ilişkin, özellikle sağlık teknisyenlerine ilişkin atamaları bir an önce yapın ve sizin teşekkür ediyorum. Sayın milletvekili